Yesrib'in cevabı Düşmanlık ve kötülükle yoğrulmuş. Halklarını böyle tanımlarken altı yeni Müslüman abartma yapmıyorlardı. İç savaşın dördüncü çatışması olan bu az, bu vahşeti ortadan kaldırıp barış getirmemiş, savaşa sadece belli bir süre için ara vermeye yol açmıştı.'' Bu uzun süren çatışmalar ve şiddetin gün geçtikçe artması düşünebilen adamları bu sorunun sadece ortak bir başkanla, Kusay'ın Kureyş'i birleştirdiği gibi kendilerini birleştirecek bir adamla çözülebileceğini düşünmeye itmişti. Vaha'nın ileri gelenlerinden biri olan Abdullah İbni Ubey'e çoğu kişi muhtemel kral gözüyle bakıyordu. O son çatışmada Evs'e karşı savaşmamış, çatışmadan hemen önce adamlarını geri çekmişti. Bununla birlikte yine de bir hazreçliydi. Ve Evslilerin kendi kabilelerinden olmayan bir kralı kabul edip etmeyecekleri şüpheliydi. Harzeçli altı adam İslam'ın mesajını kendilerini dinleyen herkese ilettiler. Ertesi yaz milattan sonra 621'de 5 tanesi tekrar hacca geldiler. Beraberlerinde ikisi evsli yedi kişi daha getirdiler. Akabe'de bu on iki adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiler. Bu biat birinci akabe biatı olarak bilinir. İçlerinden biri şöyle anlattı. İlk akabe'de geceleyin peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat ettik. Allah'a ortak koşmayacağımıza, hırsızlık yapmayacağımıza, zina etmeyeceğimize, çocuklarımızı öldürmeyeceğimize, iftira etmeyeceğimize ve haktan ayrılmadıkça ona itaat edeceğimize söz verdik. O da bize şöyle dedi: Eğer bu söze uyarsanız cennet sizindir. Bu günahlardan bazılarını işlerseniz ve bu dünyada cezasını çekerseniz bu ceza onlara kefaret olur. Fakat bu biatı mahşer gününe dek tadil ederseniz o zaman cezalandırmak veya affetmek Allah'a kalmıştır. Yesribli Müslümanlar tekrar Yesrib'e doğru yola çıkarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarla birlikte Habeşistan'dan yeni dönen Abdüddar sülalesinden Musab radıyallahu anh'ı da onlarla birlikte gönderdi. Musab radıyallahu anh onlara Kur'an okuyacak ve dini emirleri öğretecekti. Mus'ab önceki yıl Müslüman olan altı kişiden biri olan Esad İbni Zürare'nin evine misafir oldu. Mus'ab radıyallahu anh aynı zamanda namazlarda da imam olacaktı. Çünkü Müslüman olmalarına rağmen ne Evsten ne de Hazreç'ten diğerlerine önderlik edecek kadar bilgili kimse yoktu. Kayle'nin iki oğlunun soyundan gelenler arasındaki rekabet yıllardan beri sürüyordu. Bununla birlikte iki kabile arasında evlilikler meydana geliyordu. Bunun bir sonucu olarak Mus'ab radıyallahu anh'ın hazreçli ev sahibi Esad, evsin kollarından birinin başkanı olan Sa'd ibn Muaz'ın kuzeni oluyordu. Sa'd yeni dine şiddetle karşı çıkıyordu.'' Bu yüzden kuzeni Esadla birlikte Musab ve bir grup Müslümanı bir gün kendi kabilesinin topraklarından olan bir bahçede oturmuş sohbet ediyor görünce sadece kızmakla kalmadı. Esad kuzeni olduğu için utandı da. Kendisi bir kötülük yapmak istememesine rağmen bu tür etkinliklere bir son vermek istediği için kendinden sonra kabilenin en etkili adamı olan Useyde gitti ve Bizim topraklarımıza zayıflarımızı kandırmak için gelen şu iki adama git. Şüphesiz bunları söylerken Yesrib'den ilk Müslüman olan ve şimdi hayatta olmayan kardeşi İlyas radıyallahu anh'ı düşünüyordu. Onları buradan çıkar ve bizim topraklarımıza girmeyi onlara yasakla. Eğer Esat akrabam olmasaydı bu yükü sana yüklemezdim. Fakat o benim annemin kız kardeşinin oğlu. Bu yüzden ona bir şey yapamam.'' Üseyd mızrağını aldı, onların yanına gitti ve takınabildiği en sert ifadeyle ''İkinizi buraya, zayıfları kandırmaya getiren sebep ne? Eğer hayatta kalmak istiyorsanız buradan gidin.'' dedi. Mus'ab radıyallahu an ona baktı ve çok yumuşak bir tonda ''Neden oturup benim söylediklerimi dinlemiyorsun? Dinledikten sonra hoşuna giderse kabul eder, gitmezse kabul etmezsin.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elçisinin görünüşünden ve davranışından hoşlanan Useyd, doğru bir söz dedi ve mızrağını yere dayanarak onların yanına oturdu. Musab ona İslam'ı anlattı ve Kur'an okudu. Hüseyd'in yüzündeki ifadeler değişti. Onun yüzündeki aydınlık ve yumuşamadan etraftakiler onun Müslüman olduğunu anladılar. Musab radıyallahu anh bitirdiğinde bu sözler ne kadar güzel ve harika dedi. Bu dine girmek isteyince ne yapılır diye sordu. Ona kendisini temizlemek için baştan ayağı yıkanması ve elbiselerini temizlemesi gerektiğini söylediler. Oturdukları bahçede bir kuyu vardı. Üseyit kuyudan su alıp yıkandı, elbiselerini temizledi ve Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüdür diye şehadet etti. Ona nasıl namaz kılınacağını gösterdiler, o da namaz kıldı. Daha sonra, arkamda öyle bir adam var ki, o size uyarsa tüm halkı ona uyar. Şimdi onu size göndereceğim dedi. Kabilesinden adamların yanına döndü. O yanlarına varmadan onlar Useyd'in değiştiğini anlamışlardı. Ne yaptın dedi Saad. Useyd, iki adamla da konuştum ve Allah'a andolsun olsun onlarda bir zarar görmedim. Onların devam etmesine izin verdim. Onlar da istediğiniz gibi yapacağız dediler dedi. Gördüğüm kadarıyla senden fayda yok diyen Sa'd, mızrağı onun elinden aldı ve hala bahçede sakince oturan Müslümanlara doğru gitti. Kuzeni Esad'ı azarladı ve onu akrabalığını kötüye kullanmakla suçladı. Fakat Mus'ab radıyallahu an araya girdi ve Useyd'e söylediklerini ona da söyledi. Bunun üzerine Saad onu dinlemeyi kabul etti. Sonuç aynı Useyd'inki gibiydi. Saad namaz kıldıktan sonra Useyd ve beraberindekilerle halkın toplu olduğu meclise gitti. Saad onlara hitap etti ve ''Sizin aranızda benim konumum nedir?'' diye sordu. Onlar ''Sen bizim başkanımızsın, aramızda en adaletli ve liderliğe en uygun olansın.'' dediler. O halde dedi Saad, Allah'a ve Resulüne inanmadıkça aranızdan hiçbir erkek ve kadınla konuşmayacağıma yemin ediyorum. Akşam olmadan onun kabilesinden Müslüman olmayan bir tek kişi kalmamıştı. Mus'ab radiyallahu an 11 ay kadar Esad'la kaldı ve İslam'a girenlerin çoğu bu dönemde girdiler.'' Hac zamanı yaklaştığında Musa radıyallahu an Evs ve Hazreç'in çeşitli boylarında neler olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber vermek için Mekke'ye döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gösterilen iki kaya yığını arasındaki sulak ülkenin Yesrib olduğunu ve bu kez kendisinin de göç edenler arasında olacağını biliyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de çok az insana, yengesi Ümmü'l Fazl ve Müslüman olmadığı halde onu ele vermeyen ve sırlarını saklayan amcası Abbas kadar güvenirdi. Bu yüzden ikisine Yesrib'e yerleşip orada yaşamak istediğini ve bunun hac döneminde gelecek olan delegeye bağlı olduğunu anlattı. Bunu duyan Abbas yeğeniyle birlikte delegelerin yanına gitmenin kendisi için bir görev olduğunu söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kabul etti. Mus'ab, Yesripli Müslümanlardan ayrıldıktan kısa bir süre sonra aralarında anlaştıkları üzere 73 erkek ve 8 kadından oluşan bir Müslüman grup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile anlaşmak üzere hac yolculuğuna çıktılar. Onların liderlerinden biri hazreçli bir lider olan Bera idi. Yolculuğun ilk günlerinden itibaren onu bir düşüncedir almıştı. Onlar Mekke'ye Allah'ın evi Kabe'nin bulunduğu ve tüm Arabistan'ın hac merkezi olan şehre doğru yol alıyorlardı. Aynı zamanda orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vardı ve Kur'an ilk olarak orada indirilmişti. Bu yüzden gönülleri o yana doğru meylediyordu. Böyle olduğu halde namaz vakti gelince oraya sırt çevirip kuzeye, Suriye'ye dönmek doğru muydu? Bu sadece bir düşünceden öteye gitmeyebilirdi. Çünkü Bera'nın birkaç aylık ömrü kalmıştı ve ölüme yaklaşan kişilerin çoğunlukla ön sezileri kuvvetli olurdu. Her neyse Bera düşündüklerini arkadaşlarına anlattı. Onlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Suriye yani Kudüs'e doğru namaz kıldığını ve ondan farklı davranmak istemediklerini söylediler. Bera ben Kabe'ye doğru namaz kılacağım dedi ve yolculuk boyunca öyle yaptı. Diğerleri yine Kudüs'e yönelerek namaz kılmaya devam ettiler. Onunla boşu boşuna tartışmadılar. Yalnız Mekke'ye vardıklarında Bera şüphe duymaya başladı ve Yesrib'in ileri gelen şairlerinden olan Hazretli Kâb İbni Malik'e ''Ey kardeşimin oğlu!'' Allah'ın Resulüne gidelim ve benim yolda yaptığım şey hakkında ona danışalım. Çünkü ben sizin bana karşı olduğunuzu hissediyorum dedi. Bunun üzerine rastladıkları Mekkeli bir adama henüz hiç görmedikleri peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi nerede bulabileceklerini sordular. Adam amcası Abbas'ı tanıyor musunuz dedi. Onlar da tanıdıklarını söylediler. Çünkü Abbas sık sık Yesrib'e gelirdi. Adam mescide girin Abbas'ın yanında oturan odur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittiler. O Bera'nın sorusuna şu cevabı verdi: "Senin bir yönün vardı, onu korumalıydın." Bu söz birçok anlama çekilebilirdi. Fakat Bera, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi namazda yönünü tekrar Kudüs'e çevirmeye başladı. Mekke'ye aralarında Yesribli putperestlerin de bulunduğu bir kervanla yolculuk ettiler. Putperestlerden biri Beni Salime'nin lideri ve çok etkili bir adam olan Hazretli Ebu Cabir Abdullah İbni Amr yolculuk sırasında Mina'da Müslüman oldu. Hazreti Peygamberle daha önceki gibi akabede haccı takip eden iki geceden sonraki gece gizlice buluşmayı kararlaştırmışlardı. İçlerinden biri o geceyi şöyle anlatıyor. O gece kervandaki diğer adamlarla birlikte gecenin üçte biri geçene dek uyuduk. Daha sonra yavaşça kalktık ve kaya kuşu kadar sessiz bir şekilde hepimiz akabe yakınında toplandık. Orada Allah'ın Resulü gelene dek bekledik. Onunla birlikte hala atalarının dinine uyan amcası Abbas da gelmişti. Müslüman olmamasına rağmen Abbas yeğenini güvenilir ellere teslim etmek istiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturduktan sonra ilk önce Abbas konuştu. Ey hazreçliler! Araplar Evis ve Hazreç'e böyle hitap ederlerdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bizim aramızda ne kadar itibarlı olduğunu ve onu nasıl koruyup ona kabilesi ve ailesi içinde şerefli ve saygın bir kişi olarak davrandığımızı biliyorsunuz. Buna rağmen o sizi seçti ve sizinle birlikte olmak istiyor. Bu nedenle eğer ona verdiğiniz sözü tutmaya ve onu karşı çıkanlardan korumaya söz veriyorsanız alın bu yük sizindir. Fakat o size geldikten sonra onu ele vereceğinizi düşünüyorsanız onu şimdiden bırakınız. Söylediklerini duyduk dediler. Fakat ey Allah'ın Resulü sen konuş. Kendin ve Rabbin adına istediğini seç. Kur'an okuyup İslam ve Allah'la ilgili bazı bilgiler söyledikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu anlaşmayı şu şartla yapıyorum. Bana verdiğiniz sözden sonra beni eşlerinizi ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi koruyacaksınız dedi. Bera radıyallahu anh kalktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elini tuttu ve seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki seni onları koruduğumuz gibi koruyacağız.'' Ey Allah'ın Resulü biatımızı kabul et. Çünkü biz savaşçı ve babadan oğula geçen silahlara sahip bir topluluğuz dedi. Evsli bir adam onun sözünü keserek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü bizim diğer topluluklarla da bağlarımız var. Yahudileri kastediyordu. Onlara galip gelmek istiyoruz. Ya biz sana biat eder, Allah da sana zafer verirse, sen kendi halkına dönüp bizi bırakırsan, Peygamber aleyhissalatü vesselam gülümsedi. Hayır, siz benimsiniz, ben de sizinim. Sizin savaştığınızla savaşır, barıştığınızla barışırım dedi. Daha sonra şöyle dedi. Bana aranızdan grubun işlerine bakacak on iki lider seçin. Bunun üzerine dokuzu hazreçli, üçü evsli, on iki lider seçtiler. Adamların altmış ikisi ve iki kadın da hazreçli olduğu için hazreçli liderler çoğunluktaydı. Hazreçli dokuz liderden ikisi Esad ve Bera idi. Evsli üç liderden biri ise Sa'd ibn Muaz'ın radıyallahu anh vekili olarak gösterdiği Useyd'di. Topluluk teker teker biat etmeye hazırlanırken önceki yıl biat eden on iki kişiden biri olan Hazreçli bir adam Hazreçliler bu adama biat etmenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz dedi. Onlar biliyoruz dediler. Adam onları duymazdan gelerek devam etti. Siz siyah, kırmızı, tüm insanlara savaş açmaya söz veriyorsunuz. Bu yüzden eğer mallarınız eksildiğinde ve bazılarınız öldürüldüğünde onu terk edeceğinizi düşünüyorsanız onu şimdi bırakın. Çünkü onu o zaman terk ederseniz bu dünyada da ahirette de utanç duymanıza sebep olur.'' Fakat eğer sözünüzden dönmeyeceğinizi düşünüyorsanız onu alın. Çünkü Allah'a and olsun bu hem dünya hem de ahiret için kurtuluştur. Mallarımız elimizden gitse de öldürülsek de onu kabul ediyoruz. Ya Resulallah eğer bu sözümüzü yerine getirirsek bizim için ne var dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam cennet dedi. Onlar da o halde elini bize uzat dediler elini tutup biat ettiler. Şeytan o sırada Akabe'nin tepesinde onları gözlüyor ve dinliyordu. Kendisini tutamayınca muzammam, zemmedilen, suçlanan diye yüksek sesle bağırdı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bağıranın şeytan olduğunu biliyordu. Ona şöyle cevap verdi. Ey Allah'ın düşmanı sana fırsat vermeyeceğim. Göçler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki Müslümanları Yesrib'e hicret etmeye teşvik ediyordu. Müslümanlardan biri daha önce oraya hicret etmişti. Ebu Talib'in ölümü yeğeni Ebu Seleme'nin koruyucusuz kalmasına neden olmuştu. Bu yüzden Ebu Seleme karısını ve küçük oğulları Seleme'yi bir deveye bindirdi ve kendisi yürüyerek Yesrib'e yola çıktı. Fakat Ümmü Seleme mahzumun diğer kolundan yani Beni el-Muhire'dendi ve Ebu Cehil'in kuzeni oluyordu. Ailesinden bazıları onları takip ettiler ve devenin ipini Ebu Seleme'nin elinden aldılar. Ebu Seleme karşı çıkmanın anlamsız olduğunu bildiği için karısına onlarla birlikte gitmesini söyledi. Daha sonra onu almak için bir yol bulacaktı. Fakat mahzumluların diğer kolu yani Ebu Seleme'nin akrabaları bu olayı duyunca çok kızdılar ve çocuğun kendi vesayetleri altında olması gerektiğini söylediler. Böylece tüm kabile onlara merhamet edip çocuk ve annesini Ebu Seleme'ye gönderene dek ayrı kaldılar. Ümmü Seleme yanında sadece Seleme ile birlikte deve ile yola çıktı. Yaklaşık altı mil sonra o zaman henüz Müslüman olmayan Abdüddar kabilesinden Osman İbni Talha ile karşılaştılar. O yol boyunca çocukla annesine arkadaş oldu. Ebu Seleme'nin Yesrib'in en güney noktasında olan ve iki grup kaya yığınından birinin bulunduğu Kuba'da olduğunu duymuştu. Hurma bahçelerini görünce Osman Ümmü Seleme'ye "Kocan bu şehirde selametle git." dedi ve kendisi tekrar Mekke'ye döndü. Ümmü Seleme onun bu yardımını hiç unutmadı ve onu nazikliğinden dolayı hep övdü. İkinci Akabe biatından sonra Kureyşli Müslümanlar yavaş yavaş hicret etmeye başladılar. İlk gidenler arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzenlerinden bazıları, Cahş ve Umeyye'nin oğulları ve kızları, Abdullah, kör olan kardeşi Ebu Ahmet ve Zeynep ile Hanne adında iki kız kardeşleri vardı.'' Onlarla birlikte uzun yıllardan beri Abdüşşems'in müttefiki olan birçok Beni Esedli gitti. Hamza ve Zeyd radıyallahu anhuma bir süre için eşlerini Mekke'de bırakıp gittiler. Fakat Osman radıyallahu an, Rukiye radıyallahu anhayı ve Ömer radıyallahu anhı yanına alarak gittiler. Hafza'nın kocası Sehim kabilesinden Huneis de onlarla birlikteydi. Ebu Seleme'nin üvey kardeşi Ebu Sabra, Süheyl'in kızı olan karısı Ümmü Gülsüm'le birlikte gitmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin genç kuzenlerinden olan Tulayp ve de gidenler arasındaydı. Hazreti Ebu Bekir ve Ali dışında tüm Müslümanlar hicret edince, Ebu Bekir radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden hicret etmek için izin istedi. Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam ona, ''Acele etme.'' belki Allah sana bir arkadaş verir dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi beklemesi gerektiğini anladı ve iki devesinin akasya yapraklarıyla beslenmesi için adamlarına emir verdi. Kureyşliler hicret edenleri durdurabilmek için ellerinden geleni yaptılar. Süheyl'in diğer kızı da daha önce Habeşistan'a gittiği gibi kocası Ebu Huzeyfe ile Yesrib'e gitmişti. Fakat Süheyl bu kez oğlu Abdullah'ı kaçırmamak için gözünü ondan ayırmıyordu. Daha önce Habeşistan'a hicret eden Sehimli lider asın oğlu Hişam'ın başına da aynı şey gelmişti. Kureyşliler tarafından Necaşi'yi Müslümanlara karşı kışkırtmak için gönderilen adam onun üvey kardeşi Amr'dı. Hişam'ın teyzesinin oğlu Ömer Yesri ve birlikte gitmeyi planlamıştı. Mekke'den ayrı ayrı çıkacaklar ve şehrin on mil kadar kuzeyinde Edat dikenliğinde buluşacaklardı. Mahzumlu Ayyaş da onlarla yolculuk edecekti. Fakat kararlaştırılan saatte Hişam gelmedi. Bunun üzerine kararlaştırdıkları üzere Hişam'ı beklemeden Ömer ve ailesi Ayyaş'la yola koyuldular. Hişam'ın babası ve kardeşleri bu planı öğrenmişler ve onu zorla Mekke'de tutmuşlardı. ...ona o kadar çok işkence etmişlerdi ki... ...sonunda onu İslam'dan döndüğünü açıklamaya ikna ettiler. Ayyaş ise Ömer'le birlikte Yesrib'e varmıştı. Fakat onun üvey kardeşleri Ebu Cehil ve Haris onu takip ettiler... ...ve annelerinin onu görene dek saçlarını taramamaya... ...ve güneşin altında oturmaya yemin ettiğini haber verdiler. Ayyaş buna çok üzüldü. Fakat Hazreti Ömer ona... Onlar seni dininden döndürmekten başka bir şey istemiyorlar. Çünkü Allah'a and olsun ki eğer bitler anneni rahatsız ederse saçını tarar, güneş onu kavurmaya başladığında ise gölgeye sığınır dedi. Fakat Ayyaş dinlemiyordu. Mekke'ye dönüp annesinin yeminini bozması gerektiğine inanıyordu. Aynı zamanda Mekke'de bıraktığı parasını da almak istiyordu.'' Fakat Hz. Ömer radıyallahu anh'ten ayrıldıktan kısa bir süre sonra Ebu Cehil ve Haris ona saldırdılar. Ellerini ve ayaklarını bağlayıp şehre bir esir gibi getirdiler. Ey Mekkeliler! Bizim kendi akılsızlarımıza yaptığımızı siz de kendinizinkine yapın diye bağırdılar. Hişam gibi Ayyaş'ta işkence sonucu İslam'dan döndüğünü açıkladı. Fakat ikisi için de bu son değildi. Kısa bir süre sonra bunun affedilmeyecek bir suç olduğunun farkına vardılar. Ömer de aynı fikirdeydi. Fakat bir süre sonra şu ayet nazil oldu. De ki, ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım, Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O bağışlayandır, esirgiyendir.'' azap size gelip çatmadan evvel Rabbinize yönelip dönün ve ona teslim olun. Sonra size yardım da edilmez. Hz. Ömer radıyallahu anh bu ayetleri bir kağıda yazdı ve onları Hişam'a göndermenin bir yolunu buldu. Hişam şöyle dedi. O yazı bana geldiğinde gözlerime iyice yaklaştırdım sonra uzaklaştırdım. Fakat Allah'ım onu anlamama yardım et diyene kadar ne yazdığını anlayamadım.'' Daha sonra Allah Celle Celalu onu benim kalbime yerleştirdi ve onu bizim söylediklerimiz ve bize söylenenler için nazil olduğunu anladım. Hişam bu ayetleri Ayyaş'a gösterdi. İkisi de tekrar İslam'a girdiler ve kaçmak için bir fırsat beklemeye başladılar. Bir suikast Hişam ve Ayyaş'ın İslam'dan döndüklerini açıklamaları, Sürekli akan göçleri durduramadığı için ezilen Kureyş'in kazandığı küçük bir zaferdi. Artık Mekke'deki büyük evlerden bazıları sahipsizdi. Diğerlerinde ise birkaç yaşlıdan başka kimse kalmamıştı. Sadece 10 yıl kadar önce çok zengin ve ahenkli görünen şehri bir tek adam değiştirmişti. Fakat bu tür gelip geçici üzüntü ve eseflerin yanı sıra Mekkeliler kuzeyde dinleriyle çatışınca hiçbir akrabalık bağını tanımayan bu insanların toplandığı Yesrib'de kendileri için büyük bir tehlikenin geliştiğinin farkındaydılar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ey Kureyşliler! Sizi yerle bir edeceğim sözünü unutmuyor ve görünürde hiç korkulacak bir şey yokken korkuyorlardı. Gözlerini onun üzerinden hiç ayırmadıkları halde o Yesrib'e kaçmanın bir yolunu bulmuş ve artık bu söz bir tehdit olmaktan çıkmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin koruyucusu Mut'imin ölmesi meydanı onlara bıraktı. Meydanı daha da temizlemek için Kureyş liderleri mecliste toplandığında Ebu Leheb orada bulunmadı. Uzun tartışmalardan sonra bazılarının isteksiz olmasına rağmen Ebu Cehil'in bu tehlikeyi kökten halletmek için öne sürdüğü plan kabul edildi. Her kabile güçlü, güvenilir ve silahlandırılmış bir genç seçecek ve bu seçilen adamlar aynı anda Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme saldıracaklardı. Hepsi onun kanını akıtacak, böylece de hiçbir kabile tek başına cinayetten sorumlu tutulmayacaktı. Çünkü Beni Haşim bütün Kureyşli kabilelerle uğraşamazdı. Onların öne sürdüğü diyeti de ödeyeceklerdi. Böylece bütün kabileler yaşadığı sürece kendilerine rahat vermeyecek olan bu adamdan kurtulacaklardı. Cebrail aleyhisselam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş ve ne yapması gerektiğini söylemişti. Öyle vakti ziyaret için uygun olmayan bir vakitte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğruca Ebu Ebubekir radıyallahu anh'ın evine gitti. Hazreti Ebubekir onu kapıda görür görmez önemli bir olay olduğunu anladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Ayşe ve ablası Esma babalarının yanındaydılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah bu şehirden ayrılıp hicret etmem için izin verdi dedi. Hz. Ebu Bekir benimle mi diye sordu. Evet seninle dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Ayşe o zaman yedi yaşındaydı. Daha sonraları şöyle derdi. O güne dek Ebu Bekir'in bu sözleri duyduğunda ağladığı gibi bir kişinin sevinçten ağlayabileceğini bilmiyordum. Planlarını yaptıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine döndü ve Hazreti Ali radıyallahu anha Yesrib'e gideceğini onun kendisindeki emanetleri sahiplerine verinceye kadar Mekke'de kalması gerektiğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hala el-Emin deniyordu ve kafirler bile hiç kimseye güvenmedikleri mallarını ona emanet ediyorlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye Kureyşlilerin kendisine suikast hazırladıklarını Cebrail'in haber verdiğini de söyledi. Onu öldürmek için seçilen genç adamlar geceleyin onun evinin dışında buluşmak üzere sözleşmişlerdi. Fakat sayılarının tamamlanmasını beklerken evden kadın sesleri Sevde, Ümmü Eymen, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'nın seslerini duydular. Bu onların düşünmesine sebep oldu. İçlerinden biri eğer eve tırmanıp girerlerse kadınların gizliliğine saldırdıkları için tüm Arabistan'da kötü anılacaklarını söyledi. Bu yüzden kurbanlarının her sabah adeti olduğu üzere dışarı çıkmasını beklemeye karar verdiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali radıyallahu an onların varlığından haberdardılar. Peygamber aleyhissalatu vesselam her zaman üstünde uyuduğu örtüyü Hz. Ali'ye verdi ve benim yatağıma yat ve benim bu yeşil hadrami örtüme bürün. Uyu, sana onlardan bir zarar gelmeyecek dedi. Daha sonra Yasin diye başlayan sureyi okumaya başladı. Biz onların önlerinde bir set, arkalarında da bir set çektik. Böylelikle onları örtü verdik. Artık görmezler. Ayetine gelince evden çıktı. Allah onların görmesini engelledi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aralarından geçti, gitti. Karşı taraftan bir adam geliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi fark etti. Biraz sonra Hazreti Peygamber'in evinin yanından geçerken kapının önünde yığılan gençleri görünce onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme arıyorlarsa onun evde olmadığını, kısa bir süre önce dışarı çıktığını söyledi. Bu nasıl olur diye düşündüler. Suikastçılardan biri erken gelmiş ve arkadaşlarını beklerken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in içeri girdiğini görmüştü. Hepsi oradan kimsenin ayrılmadığından da emindiler. Fakat yine de şüpheye düştüler. İçlerinden biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yattığı yeri biliyordu. Pencereden baktı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in örtüsüne sarılmış birinin uyuduğunu gördü arkadaşlarını Hazreti Peygamber'in hala orada olduğu konusunda ikna etti. Fakat şafak vakti Ali radıyallahu an kalktı ve hala örtüye sarılı bir halde dışarıya çıktı. Onun kim olduğunu görünce kandırıldıklarından şüphelendiler. Biraz daha beklediler. Geçen Safer ayından kalan ince hilal doğudaki tepelere yükselmişti ve aydınlık çıktıkça rengi soluyordu. Hala peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir işaret yoktu. Ani bir dürtüyle her birinin alarm vermek için kendi kabilesine gitmesi gerektiğine karar verdiler.